25 yıldır adım adım emek emek yaptığım atölyelerden haberdar oldun mu? Olmadıysan lütfen hemen haberdar ol. Çünkü uzun bir yolculuktan geldi bu atölyeler. Uzun bir süreçten geçtiler. Ne yollar, ne badireler atlattılar, ne acılar çektiler ama şimdi çok şükür huzurla buluştular. Evet, hayatımda 25 yıllık bir sürecin içerisinde geçirdiğim hastalıklardan öğrendiğim dersler, hayatın içerisinden öğrendiğim dersler, yaşam koştuğundan, nefes koştuğundan, danışanlarımdan, seanslarımdan, atölyelerimden oluşan bilgileri, belgeleri derleyip toparlayıp 4 farklı atölye açtım. Bunlardan bir tanesi Uyanış Atölyesi. Atölyeye ilk defa hayatın zorluğundan geçen ve bu zorluğu artık aşma kararı alan, artık ben de uyanıyorum ya, belki benle ilgili bir durum vardır, bu olaylarla mücadele etmekten yoruldum diyenler için Uyanış Atölyesi hazırladım. Bu atölye ortalama 3 ay sürecek ve tüm konular işlenecek. İhtiyaç olan tüm konular işlenecek. Konuşulan kelimeler, sınır belirlemeler, rüyalar, semboller gibi konular var. Ondan sonraki atölyemiz Allah'ın benden muradı nedir? Hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Bu hayata geliş gayemiz yeme, içme, uyuma değil. Ancak ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler için yarattım ayetini de doğru anlamakta fayda var. Allah'ın bizim ibadetimize hiç ihtiyacı yok. İbadet içerisinde olacak olan biziz ve ibadeti doğru anlarsak hakikati de doğru anlarız diye düşünüyorum. Allah'ın bizden istediği kendimizi tanımamız, kendimizdeki yetenekleri fark etmemiz ve bunu açığa çıkarmamız. Yani kendi hayatımızın içerisine gizlenmiş mana ve anlamı bulmak, buradan maneviyata geçiş yapmak. Bu atölyede yine ortalama 3 ay sürecek. Bu atölyenin içerisinde kendi hayatımız, yaratılışımız, yeteneklerimiz, değerlerimiz üzerinde uzun uzun çalışmalar yapacağız. Bir diğer atölyem ise Kader Yolum Kamil İnsan Tasarımı Atölyesi. Bu atölye artık 10 aylık olacak olan bir atölye. Çünkü diğer bütün atölyelerin anası niteliğinde bir atölye. Bu atölyede yaşamın tüm alanlarında sağlık, varlık, iletişim, ilişkiler, maneviyat gibi bütün alanlarında ayrıntılı her ay işleyeceğimiz konular olacak. Yine bu atölye bize derinden hem manevi derken kastım lütfen şu olduğunu biliniz. Manevi mana bulan, mana bulduğum ile huzurlu olduğum yer ve şey anlamına geliyor. Çünkü kişi ibadetlerini yapması kişiyi bağlar. Ancak kişinin hayatı ve yaptığı işleri ibadet gibi yapmış olması, o şuurda ve dengede yapıyor olması, tüm kendinde var olan yetenekleri oraya kullanması Allah'ın ondan istediği murattır ve 7/24 hayatını ibadete çevirebilir. Benim ibadet kavramıyla, maneviyat kavramıyla anladığım budur ve tüm atölyelerimde bundan bahsetmek istiyorum ve bahsediyorum. Yani maneviyatımız, derinliğimiz kendimizi bilmemize bağlıdır. Kendini bilen Rabbini bilir çünkü kendindeki nakışları görmeden nakkaşı göremezsin. Ve son atölyemizde Cevherden Mücevhere Atölyesi. Son atölye Cevherden Mücevhere Atölyesi bir markalaşma atölyesi. Nedir bu markalaşma atölyesi? Ben 25 yılda aldım bu yolculuğu, bu yolu. Düştüm, kalktım. Doğru yaptım, yanlış yaptım ve kimi zaman içe çekildim, kimi zaman dışa dönük oldum. Bir sürü teknik, kural, kaide öğrendim. Bir sürü de eğitimin içerisinden geçtim. Cevherden mücevhere, size 25 yılda düştüğüm kalktığım yerlerden, dağıldığım tevhide geldiğim yerlere, artı teknik ve teorik olarak bütün bilgileri sunacak olan, sistemi size anlatacak olan bir atölye. Bu atölyede yine 10 aylık bir süreci içerecek. Ancak bu atölyenin içerisinde bir marka nasıl olunur, nasıl sistem kurulur, A'dan Z'ye tüm konuların işleneceği bir atölye. Kısacası buradan çıkış yok. Yani Ergin Akademi'den çıkış yok. Gireceksiniz, öğreneceksiniz tüm konuları ve en sonunda para kazanır konumuna gelip öyle gideceksiniz. Para kazanacaksınız ve marka olup parlayacaksınız. Allah'ın sizin içinize koyduğu yetenekleri, cevherleri fark edip mücevhere dönüştüreceksiniz. Evet, bu atölyelerin hepsi 1001 emekle,
uykusuz gecelerle, nice gözyaşlarıyla oluşturuldu. Gerçekten çok emek verdim. Çünkü kendim bu yolun zorluğunu çektim ve sizlere bu kadar zorluktan aşıp kolaylığı sunmak için buradayım. Atölyelerde buluşalım ve sabrı olan gelsin lütfen. Özellikle 10 aylık atölyelere ben gelişmek için sürecin ihtiyaç olduğunu biliyorum diyenlerle buluşalım diyorum. Bir başlayın, bir fark edin. En azından hiç olmazsa uyanış atölyesiyle başlayın. İnanın hem kafa hem kalp huzurunu yakalayıp çok mutlu olacaksınız. Eğer bunlar olmazsa ne oluyor biliyor musunuz? Yıllarca çektiğim acıdan biliyorum. Bedenim hastalandı, kader yolumu kaybetmiş olmamdan dolayı. Bedenim hastalandı, ruhum hastalandı. Arayışa girdim. O kadar çok eğitim aldım ki yolumu, yöntemimi bilmeden. Çok şükür hep Allah'a dua ettim. Allah benim karşıma güzel insanları ve doğru insanları çıkardı ama hakikaten çileliydi. Hem maddi olarak hem manevi olarak yoruldum, yıprandım. Aynı zamanda fiziksel olarak çok ağrı çektiğim bir dönemdi. Şimdi ben bu süreçten geçtim ama sizler geçmeyin istiyorum. Ama eğer kader yolunuzu, kader yaşamınızı, kaderi anlamazsanız da buralardan işaretler gelecek, acılar çekebilirsiniz. Ve bu durumda size neye yansıyacak? Çocuklarınızla iletişiminize yansıyacak, eşinizle ilişkinize yansıyacak, maddi kazancınıza yansıyacak. Yine arayış içerisinde olduğunuz için yorulmuşluk ve tükenmişlik hissine kapılacaksınız. İster istemez bu da sizin duruşunuza yansıyacak, yüzünüze yansıyacak. Bu hallerden kurtulmak isterseniz atölyelerde size geniş geniş bütün bunların nasıl olacağını, nasıl düzeleceğini, hangi adımlarla gidileceğini tek tek anlatacağım. Her zaman desteğim üzerinizde olacaktır. WhatsApp gruplarında bana mesaj atabilir, sorularınıza cevap alabilirsiniz. Ben öyle ulaşılamayan bir eğitimci değilim. Direkt yanınızda sizle beraber yürüyen ve yol alan bir eğitimciyim. Evet, sen de kendine manevi bir destek, manevi bir rehber ile yol almak istiyorsan, bu konuda biri daha önce bu yoldan gitmiş birinden destek almak istiyorum diyorsan, gel bu yolda birlikte yürüyelim ve daha önce yaptığın, yaşadığın işte olumlu olumsuz yerleri sana işaret ederek o yoldan daha hızlı geçmeni sağlayalım. Kendine iyi bak, görüşmek üzere.